Aziz kardeşlerim, böyle güzel bir Ramazan gününde bizi burada misafir ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için, bütün milletimiz için, bilhassa sizler için vakti şerifler hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. Allah Azimüşşan'ın ismiyle kalplerimiz tahir, mütehahir, pak olsun. Demler, safalar ziyade olsun. Bugün çok önemli bir toplantı yapıyoruz burada. Sevgili dedemizin bize çağrısıyla biz de davete icabet ettik. Ve ben sizin bakanınız olarak size ikrar vermeye geldim. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Size ikrar veriyorum ki bu yoldan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Ben çocukken bir büyüğümüz bana şunu öğretmişti. Demişti ki hayatta iki tane yol vardır. Üçüncü bir yol yoktur. Birincisi yaşamaya değer. İki yoldan birincisi Hazreti Hüseyin Efendimizin yoludur. İnsan demişti ya Hazreti Hüseyin gibi hakikat yolunda yürümeli ve hayatını hakikate feda etmeli. İkinci yol demişti hakikate kendini feda eden Hazreti Hüseyin'in peşinden giden Hazreti Zeynep'in yoludur. Dolayısıyla ya hakikat için yaşarsın ya da hakikat için kendini feda edenlerin peşinden gidersin. Üçüncü bir yol yoktur. Üçüncü yol hepimizin kaçması gereken Yezid'in yoludur. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, beraberliğimiz başkalarının tanımlarına muhtaç değil. Başkalarının izahlarına muhtaç değil. Yaşayan, her gün hissettiğimiz, her nefesle birlikte içimizde duyduğumuz bir kardeşlik. Bunun siyasetle de ilgisi yok. Biz biriz ve beraberiz. Fakat bugün bazı şeyleri daha açık konuşup bazı kavramları daha yerli yerine oturtmak lazım. Hepimiz hangi meşrepten olursak olalım, hangi yoldan gelirsek gelelim, bizim için ölçü Alevi olsun, Sünni olsun, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, Hazreti Hüseyin'in yolu, Hazreti Zeynep'in yolu hepimizin ortak ilkesidir, ortak prensidir. Ve tarih boyunca mücadele ettiğimiz şey Yezidlerin ve Yezid gibilerin yoludur. Onunla mücadele ediyoruz. Bugün dedemiz biraz evvel yaptığı konuşmada çok güzel anlattı. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kast edenler, düşmanlık edenler, DAEŞ'ten, Fethullahçı terör örgütüne, PKK'sına, PYD'sine, diğerlerine, DAEŞ KPC'sine kadar biz biliyoruz ki bunlar Yezid'in modern evlatlarıdır. Yezid oldukları için bize saldırıyor. Hani şair diyordu ya, Cibril koş haber ver Sultan-ı Enbiya'ya, Hüseyin düştü Sahra-i Kerbela'ya.
Biz o günden beri hepimiz bu acıyı yaşıyoruz. Ve bizim bir şiarımız vardır. Hangi mezhepten olursak olalım, gerçek Müslümanların bir şiarı vardır. Bizim için her gün aşuradır, her yer Kerbela'dır. Biz şehit düşen kardeşlerimizi gördüğümüzde Kerbela'yı hatırlarız. Ekmeğinden, yuvasından uzak kalmış insanları gördüğümüzde Kerbela'yı hatırlarız. Biz hayatın acılarıyla karşı karşıya gelmiş, Yezidlerin saldırısına uğramış, terör örgütleri tarafından istismar edilmiş, toprağına, yuvasına el koyulmuş insanları gördüğümüzde Kerbela'yı hatırlarız. Ve hep yüreğimizde şu vardır. Siyaset yaparken, devlet yönetirken her zaman için şu hassasiyette oluruz. Aman insanlar arasına fitne girmesin. Müslümanlar arasına yeni fitne girmesin. Allah bize yeni Kerbela'lar göstermesin. Bu şuurla, bu bilinçle, bu aşkla hareket ederiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün devleti yönetenler bu hassasiyetle ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Etrafımıza bakalım ve bu güzel ülkenin, bu güzel yurdumuzun, birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin kıymetini daha çok bilelim. Etrafımızda aramıza girmiş fitne ateşleri yüzünden insanlar birbirini öldürüyor. Müslümanlar birbirinin kanına giriyor. Zenginlik dolu, barış dolu coğrafyalarımızda maalesef sefalet, açlık ve kardeş kavgası almış başını gidiyor. Bu bize yakışmıyor. Bu Hazreti Hüseyin'in takipçilerine yakışmıyor. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta hangi mezhepten, hangi mezhepten olursa olsun Hazreti Hüseyin'in takipçileri acı çekiyor. Maalesef sonuçta bu idraksizlik yüzünden, bu basiretsizlik yüzünden, bu akılsızlık yüzünden etrafımızdaki yakın coğrafyalarda Yezid'in evlatları aynı fitne ateşini körükleyerek kazanmaya devam ediyorlar. İnsanlarımızı öldürmeye devam ediyorlar. Coğrafyamızın zenginliğine el koymaya devam ediyoruz. İşte bu bilinçle hareket edeceğiz. Ve şunu bileceğiz. Her ne olursa olsun zenginlik üretilir. Güç üretilir. Kuvvet üretilir. Ama kaybedildiği zaman yerine koyulmayacak tek bir şey vardır. O da kardeşliktir. Biz bunu kimden öğrendik? Hazreti Ali Efendimiz'den öğrendik. Hazreti Ali Efendimiz bize şunu öğretti. İnsanlar ya yaratılışta eşinizdir ya dinde kardeşinizdir. Ne yaratılıştaki eşlerimize ne dinde kardeşlerimize zulmetmeye hakkımız yok ama onların uğradığı zulmü seyretmek de bize yakışmaz. Biz niye? Sözlerimin başında söyledim. Bugün buraya bir bakan olarak gelmedim. Size ikrar vermeye gelmiş bir kardeşiniz olarak geldim. Ya istiyorum ki etrafımızı iyi görelim ve kardeşliğimiz konusunda yeniden ahitleşelim. Şunu iyi düşünün. Niye Fethullahçı terör örgütünden DAEŞ'ine kadar, PKK'sından PYD'sine, DHKPC'sine kadar hepsi bir olmuş bize saldırıyorlar? Niye Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için birbiriyle kavga edenler Türkiye düşmanlığı olduğu zaman hemen aynı çatının altında birleşiyorlar? Çünkü biz sadece bizden ibaret değiliz. Biz Türkiye'de yaşayan insanlar sadece Türkiye'den ibaret değiliz. Herkes biliyor ki zenginliğimiz olduğu zaman, aşımız olduğu zaman, ekmeğimiz olduğu zaman dünyanın bütün mazlum coğrafyalarına, bütün mahrum coğrafyalarına elimizi uzatıyoruz.
Bakın şimdi biz burada bütün Adana'daki insanlar, bütün Adana'daki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bir araya gelsek, el ele tutuşsak, el ele tutuşsak, buradan Arakan'a kadar bir zincir kuramayız. Buradan Gazze'ye kadar bir zincir kuramayız. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Alevi kardeşlerimizin köylerine, Sünni kardeşlerimizin köylerine kadar bir zincir kuramayız. Ama bir araya geldiğimiz zaman, bu birlik, bu dirlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman, ekmeğimizi, çorbamızı Arakan'a da ulaştırıyoruz, Gazze'ye de ulaştırıyoruz, dünyanın her yerinde zulüm gören bütün kardeşlerimize de ulaştırıyoruz. Demek ki gücümüzün sırrı, büyüklüğümüzün sırrı birlik ve beraberliğimizdedir. Birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Birlik ve beraberliğimize kastetmek istiyorlar. Çocukluğumuzdan beri Adana'nın sokaklarında bu kardeşliği gördük. Ama üniversiteye gittiğimiz yıllardan beri, siyasete aklımızın ermeye başladığı zamanlardan beri, siyasete girdiğimiz günlerden beri de bu kardeşliğin nasıl bozulmaya çalışıldığını gördük. En büyük direncimiz, dedemiz gibi basiretli kanaat önderleri sayesinde, sizin gibi kardeşlerimiz sayesinde, onları aylarca, yıllarca sinsi bir akılla, hain bir akılla tertip etmeye çalıştığı tuzakları, işte biz böyle Yeşilköy'e geliriz, bir iftar sofrasında beraber oluruz ve bir anda bozarız, darmadağın ederiz, tarumar ederiz. Biz dünyanın her yerine baktığımız zaman kendi manevi coğrafyamızı görüyoruz. Tabii Suriye'de son zamanlarda olanlara baktığımız zaman orada mazlum çocukları, kadınları, yerlerinden, yurtlarından edilmiş insanları görüyoruz. Ama tabii ki Şam'daki Hazreti Zeynep'in türbesini de sürekli hatırlıyoruz. Şunu unutmayacağız. Şunu sürekli aklımızda tutacağız. Bizim birbirimizden başka dayanağımız yoktur. Dayanağımız önce Allah'tır, sonra birbirimiziz. Benim adım Ömer. Dayılarımın adı, iki tane dayım var. Biri rahmetli oldu. Büyük dayımın adı Hasan, küçük dayımın adı Hüseyin. Biz aynı ailenin içinde bile bu kardeşliği, bu çeşitliliği yaşatıyoruz. Tarihte olan tartışmalar bizim bugün kardeşliğimizi zedeleyecek tartışmalar değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Başta da söyledim. Ya Hazreti Hüseyin'in yolundan gideriz, ya Hazreti Zeynep'in yolundan gideriz. Başka bir yol varsa o Yezid'in yoludur. Ondan uzak durmamız gerekiyor. Bugün geçmişte nasıl Yezid aynı sinsi oyunlara, geçmişte nasıl Yezid sinsi oyunlara başvurduysa bugün de sinsi oyunlara başvuruyor. Bugün de Fethullahçı terör örgütü olarak önümüze geliyor Yezid. PKK olarak önümüze geliyor Yezid. DAEŞ olarak önümüze geliyor Yezid. Bakın, belki de son yüzyıllarda yeryüzünün gördüğü en lanetli terör örgütü bu DAEŞ terör örgütüdür. Cenab-ı Allah'ın ismini, Hazreti Peygamber'in ismini, Yüce Kitabımızın ismini ve bütün kavramlarımızı, kutsal kavramlarımızı kullanarak tutuyor, Müslümanları öldürüyor. Müslümanları öldürdüğü zaman da gidip Sünni'yi de öldürüyor, Alevi'yi de öldürüyor. Sünni'yi öldürdüğü zaman o Müslüman değildi, onun için öldürdüm diyor. Alevi'yi öldürdüğü zaman da onu Alevi olduğu için öldürdüm diyerek Allah'ın lanet ettiği, hepimizin lanet etmesi gereken bir işe imza atıyor. Şimdi
hepinizin dikkatini bir hususa çekmek isterim. Bütün İslam dünyasında bir tek cumhurbaşkanımız çıkıyor ve DAEŞ'in Müslümanlıkla bir alakası yoktur. DAEŞ terör örgütüdür. Bu yüksek sesle bunun söylenmesinin çok büyük bir anlamı var. İstediği kadar dinimizin kavramlarını istismar etsin. İstediği kadar kendisini belli bir mezhepten, belli bir meşrepten göstermeye çalışsın. Onlar terör faaliyetine imza atıyorlar. Yaptıkları şey de katillikten başka bir şey değildir. Bakın, aynı şeyi dedemizin belirttiği gibi Fethullahçı terör örgütü yapmaya çalıştı. Fethullahçı terör örgütü hem Sünnilerin içerisine sızdı, hem de Alevi kardeşlerimizin derneklerine, cemevlerine, diğer organizasyonlarına sızarak oralarda kendini sakladı. Amacı neydi? Amacı bir gün yine aramızdaki bu kardeşliği sabote edecek şekilde kendi örgütsel emellerine hizmet ettirecek şekilde bu fitne ateşini körüklemekti. Ama hep beraber aynı sağduyuyla, aynı güçle, aynı kuvvetle ne yaptık? Buna da karşı durduk. Fethullahçı terör örgütünün darbesi olduktan sonra yaptığımız askeri operasyonlar, terörle mücadele operasyonlarını Avrupa'ya gittiğimde bana sordular. Dediler ki ordunuzdan bu kadar subay, assubay atıldı. Ordunuz hala güçlü mü? Ben de onlara şunları söyledim. Bizim ordumuzun çekirdeğini Mehmetçik oluşturur. Subayından erine kadar bu millete bağlı, bu ülkenin anayasasına, demokrasisine bağlı her bir ferdi Mehmetçiktir. Ordudan attıklarımızsa Mehmetçik değildi, asker üniforması giymiş teröristlerdi. Polis üniforması giymiş teröristlerdi. Dolayısıyla biz onları attıktan sonra daha güçlü hale geldik. Daha kuvvetli hale geldik. Ve bütün dünyanın gözü önünde en güçlü terör operasyonlarına, terörle mücadele operasyonlarına imza attık. Niye? Eğer biz onları yapmasaydık, bunları sınırlarımızın ötesine sürmeseydik, daha uzaklara göndermeseydik, yarın bir gün onlar Adana'da boy gösterecekti, Antep'te boy gösterecekti, Urfa'da, Ankara'da boy gösterecekti. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizim dedemizin söylediği gibi Türkiye'den başka gidecek yerimiz yok. Burada Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, burada misafir yok. Hepimiz ev sahibiyiz. Hepimiz eşit vatandaşız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi kimseye verecek bir çakıl taşımız da yok. Bu bilinçle, bu inançla hayır faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Aynı zamanda devlet hayatını da bu şekilde devam ettiriyoruz. Şunlar, televizyonları izlediğinizde, bazı yorumları dinlediğinizde görüyorsunuz nasıl kara propaganda yapıyorlar. Nasıl ülkemiz üzerine kara bulutları gezdirmek istiyorlar. Ama size şunu söylüyorum. Hiç müteessir olmayın. Hiç üzülmeyin. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Türkiye'nin yarını bugününden daha iyi olacak. Hem devlet hayatı, hem millet hayatı aynı istikamete bakmaktadır. Geçmişte maalesef milletin baktığı istikametle devleti yönetenlerin baktığı istikamet arasında uyum her zaman olmuyordu. Maalesef geçmişte zaman zaman muhalefetteyken milletin sesine kulak veren, milletin sesini dinleyen ama iktidara geldiği zaman milletin sesini unutan, milletin talimatını unutan kadrolar iş başına geliyordu. Artık böyle bir şey yok. Bugün muhalefet seçim zamanlarında
Milletin sesine kulak veren kadrolar devleti yönetirken de milletin sesine kulak veriyorlar. Ben şunu bilirim, şunu söylerim. Türkiye'nin sahibi sizsiniz. Türkiye'nin aziz milletimizden başka sahibi yoktur. Hiçbir güç odağı, hiçbir ekonomik güç odağı, hiçbir siyasi güç odağı Türkiye'yi yönetme hakkı benim diyemez. Türkiye'yi yönetme hakkı vatandaşımızındır, milletimizindir, sizlerindir. Türkiye'nin patronu sizsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği sizlerin sayesinde daha güzel olacak. Hepimiz bu ellerinizde salladığınız bu güzel ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında bundan sonra çok daha güzel günler yaşayacağız. Şundan emin olun. Şundan emin olun. Son 15 yılda 150 yıllık yol yürüdük. Çok büyük zorlukları aştık. Çok büyük fitneleri bertaraf ettik. Çok büyük tuzakları bozduk. Daha da fazlasını bozarız. Daha da uzun yol yürümeye ahdimiz var. Daha da büyük hedeflere ulaşacağız. Engelleri aşacağız. Ve göreceksiniz. Bugün bu aralarda duran bu küçük kız çocukları, küçük erkek çocukları yarın bir gün bizim yaşımıza geldiği zaman çok daha büyük, çok daha güzel bir Türkiye'nin vatandaşları olacaklar. Yöneticileri olacaklar. Şundan hiçbir tereddüdüm yoktur benim. Umudunuzu karartmaya çalışanlara, moralinizi bozmaya çalışanlara asla prim vermeyin. Dünyanın en güzel ülkesinde, dünyanın en güzel coğrafyasında ve dünyanın en güzel insanlarının birlik, beraberliği ve kardeşliği içerisinde yaşıyoruz. Karamsarlığa kapılmayın. Her zaman geleceğe umutla bakın. Eğer siz buradaki kardeşlerimiz bu bayrağın altında bu şekilde toplanabiliyorsak Adana'nın tamamında toplanırız. Türkiye'nin tamamında toplanırız ve inşallah bu hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam ederiz. Bununla ilgili bir soru işareti yoktur. Bununla ilgili herhangi bir şekilde bir tereddüt hasıl olmasına gerek yoktur. Devletiniz güçlüdür. Çünkü güçlü bir milletin sayesinde devlet olmuştur. Devletimizin geleceği parlaktır. Çünkü milletimizin azmi, kararlılığı ve gücü devletimize yön vermektedir, işaret vermektedir, talimat vermektedir. İnşallah şimdiye kadar yaptıklarımızın bundan sonra çok daha fazlasını sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Yan yana yürüyeceğiz. El ele tutuşacağız. Omuz omuza yürüyeceğiz. Ve bakacaksınız ki yıllar içerisinde, aylar içerisinde Türkiye'ye çok daha büyük mesafeler kat ettirmişiz. Türkiye'yi çok daha büyük hedeflere hep beraber ulaştırmışız. Kerbela'da canımızı, ciğerimizi, Efendimiz'i aldılar bizden. Bir daha modern Kerbela'lar yaşatıp da bu milletin, bu ümmetin değerlerinin alınmasına müsaade etmemeliyiz. Bir Müslüman aynı delikten iki kere ısırılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Aynı şeylere bir daha müsaade etmemeliyiz. Aramıza fitne ateşi girmesine müsaade etmemeliyiz. Yezid'in örgütlerinin, Yezid'in evlatlarının aramıza fitne ateşi sokmasına müsaade etmemeliyiz. Sen yok, ben yok, biz varız demeliyiz. Ve daha büyük hedeflere bu duyguyla birlikte yürümeliyiz. Sünni köyü, Alevi köyü yok. Sünni Müslüman, Alevi Müslüman yok. Hepimiz Sünniyiz, hepimiz Aleviyiz. Çünkü aynı değerleri paylaşıyoruz. Aynı kıbleye bakıyoruz ve bu büyük ülkeyi, bu güzel ülkeyi aynı güzel günlere ulaştırmak istiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta 2002'de hayal bile edemeyeceğimiz bir noktaydı. Bundan sonra gideceğimiz yerler başkalarının hayal bile edemeyeceği yerler. Onun için tereddüde gerek yok. Korkmaya gerek yok, karamsarlığa gerek yok. Umut bizimledir, kardeşlerimizin yüreği bizimledir ve büyük tarihimiz,
büyük coğrafyamız, büyük gelecek umudumuz bize yol göstermeye devam edecektir. İnşallah bugün sevgili dedemiz bizi iftar sofrasına davet etti. Sizleri görmeyi Allah nasip etti. Bundan sonra da inşallah eğer davet ederseniz her Ramazan bir iftarı sizinle yapmak isterim. Bundan sonrasında da inşallah daha çok beraber olacağız. Daha çok birlikte yürüyeceğiz. Daha çok dayanışma içerisinde olacağız. Yeter ki dediğim gibi kol kola girmeyi, omuz omuza yürümeyi hiçbir zaman unutmayalım. Önümüzdeki günler önemli. Televizyonlardan izliyorsunuz. Gazetelerde okuyorsunuz. Bakın ülkemize yapılan saldırılara bakın. Bunlara nasıl karşı koyduğumuza bakın. O gece 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkalım ve bu işgalcilere, bu darbelere, bu hainlere karşı direnelim demesinden bu tarafa aynı ruhla, aynı bilinçle yolumuzu yürümeye devam ediyoruz. Ve Türkiye'yi daha güzel günlere kavuşturacağımız konusunda da hiçbir kuşkumuz, hiçbir tereddüdümüz yok. Gelecek bizimdir, gelecek Türkiye'nindir, gelecek sizlerindir, gelecek sizlerin çocuklarınındır. Önümüzdeki günler önemli. 24 Haziran önemli. İnşallah buradaki kardeşlerimiz de aynı bilinçle hareket edecekler. Buna inanıyorum. Yüce milletimize arz ediyoruz. Şimdiye kadar yapılan işlerin daha büyüğünü yapmak için, şimdiye kadar yapılan işlerin daha büyüklerine imza atmak için yüce milletimize durmak yok, yola devam şiarımızı bir kere daha arz ediyoruz. Ve eminim ki Yeşilköy'den de Adana'nın her tarafından da durmak yok, yola devam şiarımıza haydi devam diyecek şekilde bir irade ortaya çıkacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi daha büyük ufuklara taşıyacağız. 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Adana'ya gelecek biliyorsunuz. İnşallah bu köydeki kardeşlerimizi de istasyon meydanına Cumhurbaşkanımızla birlikte olmaya bekliyoruz. Bir kere daha sevgili dedemize bu güzel daveti için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.